İyi akşamlar efendim. Yepyeni bir mercek programı ile tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Ben öncelikle konuğumu tanıtmak istiyorum. Tabii konuğumu tanıttığım zaman konumuz da hemen açığa çıkacak. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Akbulut. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, olmazsa olmaz kent içi ulaşım. 31 Mart seçimleri yaklaşırken bütün belediye başkan adaylarının da seçim vaatleri içerisinde yer alan kent içi ulaşımı, yani trafik sorununu biz çözeriz dediği konuya biz de bir bilimsel açıdan yaklaşalım. Şimdiye kadar ne yaptık, ne yapmadık, ne yapılmasını istedik de ne kadar yapıldı veya hangi radikal kararlar alınmadı veya alınamadı? Bundan sonra neler yapılabilir? Sayın Hocam'la bunları konuşmak istiyoruz. Sayın Hocam, süremiz kısıtlı olduğu için ben fazla çok konuşmadan hemen konuya girmek istiyorum. Konumuz bir hayli uzun ve geniş. Aslında çok basite alınmayacak bir önemli bir konu. Dünyada ve Türkiye'de en önemli sorunlardan bir tanesi kent içi ulaşım. Kent içi ulaşım dediğimiz zaman... ne anlamamız gerekir? Kent içi ulaşımın neresindeyiz? Sorunlarımız nedir? İsterseniz buradan başlayalım. Bir yerden de çıkarız hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bence ulaşımdan başlayalım bence. Ondan sonra kent içi ulaşıma gelelim istedim. Ulaşımı genel tanımlarken bence yolcu ve yüklerin bir noktadan başka bir noktaya belirli bir amaç için taşınması olarak ifade ediyoruz ve insanoğlunun tarihine baktığımız zaman devamlı olarak daha konforlu, daha hızlı, daha ileriye gidebilmek için, daha fazla yük taşıyabilmek için çeşitli araçlar kullanmaya başlamış ve günümüze kadar gelinmiştir yani. Dolayısıyla devamlı olarak insanların bir mobilite dediğimiz, bir hareket dediğimiz, hareket etme talebi, hareket etme isteği devamlı olarak insanoğlunun sosyo-kültürel hayatını, sosyo-ekonomik hayatını en temelden etkileyen parametrelerin başında geliyor. Dolayısıyla ulaştırmaya baktığımız zaman insanoğlunun zaman içerisinde mesela 1800 yıllara kadar baktığımız zaman deniz yoluyla bir ulaşım talebi karşılanıyor ve şehirlerimiz ağırlıklı olarak su kenarlarına, iç su yollarının olduğu ve denizlerin olduğu kenarlara ulaşım kolay yapılabildiği deniz yoluyla oraları kurulmaya başlanıyor tabii ki. 1800'ler, 1900'lere veya 18-19. Yüzyıllara geldiğimizde işte belki bunu tekerleğin icatına kadar götürmek mümkün ama biz oraya kadar gitmeyelim. Buhar gücünün icatıyla beraber insanoğlu bir gücün makineye çevrilmesi, makineye dönüştürmesini öğreniyor. Bununla beraber bir sanayi devrimi başlıyor. Sanayi devriminden sonra bu güç buhar makinesi olarak tren yollarında, lokomotifte kullanmaya başlıyor ve tren yolu ön plana çıkıyor. Nereye kadar ön plana çıkıyor? 1900'lerin başına kadar tren yolu bütün dünyada, bütün ülkelerde herkesin yapmak istediği, herkesin daha güvenli bir şekilde, daha ucuz bir şekilde hareket kabiliyeti olan, yük ve yolcu taşıyabilen bir kabiliyeti olduğu için 1900'lere kadar tren yolu ön plana olarak geliyor. Ondan sonra geldiğimiz nokta, aslında 100 sene önceki noktada şu anda yine geldik. Nedir bu? 100 sene önce 1903'lerde Amerika'da bu Ford'un T modeli dediğimiz ilk otomobil üretip seri üretimi geçip dünya, özellikle önce Amerika'ya daha sonra dünyaya piyasasına sürdüğü bir otomobil var. Bu otomobilin gücünün, kullandığı gücünün, motorunun hangi enerji kaynağını kullanacağı tartışması var aslında. Yani Ford'un bugünkü içten yanmalı motorları kullanan araçlardan öncesinde elektrikli motorları kullanarak bu sistemin kurulabileceği ile ilgili tartışmaları var. Aslında fabrika kurmadan önceki fabrikada elektrik motoru üreten başka bir arkadaşıyla beraber kuruyor ama oradan ayrılıyor. Bundan sonraki yüzyılın petrol kullanan, petrole bağlı içten yanan motorların ön plana çıkacağını inanarak ve oraya geçiyor ve maalesef onun dediği oluyor. Yüzyıldır petrole bağlı enerji kaynağımız olan bir otomobil kullanılıyor. Ve bugün de geldiğimiz noktaya tekrar elektrikli motor kullanmaya geldik aslında. Tekrar başa dönmüş olduk aslında. 100 sene sonra tekrar baştayız. Ama esas önemli olan nokta otomobil özellikle 20. yüzyılın bütün dünyadaki insanların hayat felsefesini, yaşam kalitesini, refahını, sosyoekonomik yapısını, sosyokültürel yapısını temelden etkileyen aslında bir otomobildir aslında. Otomobili hayatımızdan çektiğimiz zaman
bütün şehirlerimizin, sosyo-kültürel yapımızın ortadan kalkacağını görüyoruz aslında. Yani bir otomobil çağı, aslında bir otomobil medeniyeti demek bile mümkün aslında. 1903 ve 1900'ün başı kabul edersek işte bir Dünya Savaşı'ndan sonra işte artmaya başlıyor. İki Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar hızlanıyor. Bir otomobil çağı olarak günümüze kadar geliyor. Yani bu vazgeçilmez bir özgürlük ifadesi de aynı zamanda. Ya otomobil sadece insanların ticari bir aracı değil, aynı zamanda ambulans gibi kullanabileceği, her an evin önünde beklediği, çocuğunu servis olarak okula götürebileceği, yani birçok alanda kullanılıyor ve insanın devamlı olarak esnek amacına bağlı olarak da devamlı ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir araç olarak her zaman oluyor. Herkesin de alabilme, alma arzusu olan, onun için çalışan bütün dünyada böyle bir yapı meydana geliyor. Ve bu da ülkelerin refah düzeyini etkileyen en önemli parametre, en önemli faktör olarak ortaya çıkıyor. Ama bir noktaya geliyoruz ki bu otomobile bağlı bizim hareket etme isteğimiz, arzumuz değişik sorunları da beraberinde getirmeye başlıyor. İster istemez. İster istemez. Yani biz otomobili çok seviyoruz. Yaşam biçimimiz gerçekten otomobile bağlı bir yapı meydana getiriyoruz. Vazgeçilmez haldeyiz ama bununla beraber çok ciddi sorunları da beraberinde getiriyoruz. Nedir bunlar mesela baktığımız zaman? Çok ciddi bir enerji kullanımı var mesela baktığımız zaman. Özellikle ülkemize baktığımız zaman karayolu ağırlıklı bir ulaşım modeli benimsediğimiz için dışarıdan ithal ettiğimiz bir enerji kullanıyoruz aslında. Evet, çok pahalı petrol kullanıyoruz. Yani çok pahalı bir yöntemle aslında ulaşımı sağlıyoruz aslında. Yani bir enerji açısından çok ciddi bir sorun var ki bu sadece bizde değil. 1970'lerde ki bilirsiniz Avrupa'da çok ciddi bir enerji krizine bağlı olarak aslında yani ülkelerin derinden ekonomileri etkilendi mesela baktığınız zaman ki bugün de benzer sorunlar var aslında. Onun için elektrikli enerjiye gidebilir miyiz tartışmaları yapılıyor veya farklı enerji kaynakları nasıl kullanabiliriz diye. Dolayısıyla bir enerjiyle ilgili bir sorunumuz var. Çok pahalı bir enerji kullanıyoruz. İkinci baktığımız zaman sağlık açısından ciddi sorunlarımız var. Nedir bunlar? Yaklaşık olarak dünyaya salgılanan karbondioksit emisyonunun yaklaşık %30'unu ulaştırma açığa salıyor. Bunu sadece biz çevreyi kirletmiyoruz. Bu saldığımız karbondioksiti ve ağır metalleri aynı zamanda da soluyoruz aslında. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar düşündüğünüz zaman devamlı olarak saatlerce şehir içerisinde trafikte bekleyen, zaman kaybeden insanları bu trafikteki salınımın, karbondioksitin ortasındaki insanlar bunu soluduğunu düşündüğünüz zaman aslında bu çok ciddi bir sağlık sorunudur aslında. Bu çok fazla ön plana çıkmıyor ama bunu soluyoruz. Evet. O yolun etrafındaki yaşayan insanlar bunu soluyor. Yayalar bunu soluyor. Orada oturan insanlar bunu soluyor. Bu çok hatta ciddi. Hatta bitkiler ağaçta soluyor. Aynen öyle. Hatta evet. Bitkiler bile bunu soluyor. Sonra ciddi bir sağlık sorunu da ortaya çıkarıyor baktığımız zaman. Dolayısıyla başka bir sorun da şehirlerimizde inanılmaz derecede bir arazi kullanma noktasında ulaşım için ayırdığımız bir alan var. Yani biraz daha zorlarsak şehirler insanlar için değil otomobiller için noktasına doğru gidiyoruz. Bunu bir yerde durdurmak gerekiyor. Yani çok yüksek miktarda arazi kullanımını şehirdeki özellikle fiziki planlamalarımızda çok büyük oranda arazi kullanımını ulaştırma için ayırıyoruz. Otopark için ayırıyoruz, yollar için ayırıyoruz, çok çeşitli ulaştırma elemanları için, terminaller için ayırıyoruz. Çok büyük oranda bir arazi ayırmak zorundayız. Bu arazinin altyapının kurulması, bunun inşa edilmesi, dolayısıyla bunun işletilmesi çok büyük oranda bize de aslında ciddi bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Evet. Bütün bunlara rağmen bizim aslında bugünümün konusu da ulaştırmayla ilgili olarak trafik kazaları aslında bizim en büyük derdimiz olacaktır. Bununla beraber insanların işte daha hızlı gitme arzusunun sonucu olarak da bu araçlarda meydana gelen trafik kazalarında çok ciddi olarak yani sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da insanoğlunun çok büyük yaralar açmaktadır. Yani trafik kazaları nasıl önleyebiliriz? Nasıl engelleyebiliriz? Şu andaki bütün dünyadaki aslında bütün ülkenin kendilerine göre bir çalışma, bir gayretleri var. Bazısı az, bazısı çok. Dolayısıyla her ülke ki bunları üçe sınıflandırıyorlar genelde. İşte az gelirli, işte orta gelirli ve yüksek gelir ülkeler olarak sınıflandırıyorlar. Ve buradaki işte yaklaşık olarak 100 bin kişiye başına düşen ölü sayısı, araç başına düşen ölü sayısı, işte kilometre başına düşen ölü sayısı sınıflandırıyorlar. Dolayısıyla bu sınıflandırmaya baktığımız zaman aslında ülkemizin de en azından bizim istediğimiz noktada olmadığını söylemek kolaylıkla mümkün. Yani bizim konumuz burada trafik kazaları ve ulaşıma bağlı olarak bunu nasıl önleyebiliriz? Bizim ve dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi de bu aslında.
Hocam çok uzun süre yurt dışında da kaldınız. Evet. Yani Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun. Oradaki durum nedir? Tabii ülkemize gelmeden önce bir Avrupa'dan buraya gelelim veya dünyadan buraya doğru gelelim. Tamam. Şimdi dediğim gibi 3 sınıf sınıflamak pek doğru değil ama ki benim en hoşuma gitmeyen bir konu da ben bildim bileli Türkiye gelişmekte olan ülke olarak adlandırılıyor ki beni çok rahatsız eden bir konudur. Artık gelişmiş ülke olma sınıfını atlamamız gerekiyor. Şimdi 3 sınıf ayrıldığımız zaman biz genelde gelişmekte olan yani orta gelirli ülkeler sınıfından giren bir ülkeyiz. Ki Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülke olduğumuza göre değerlendirmemizi yani kıyaslamamızı nispi olarak Avrupa ülkelerle yapmamız gerekiyor. Onu da yaptığımız zaman yani bizim oranımız, trafik kazalarının oranımız oldukça yüksek. Avrupa'ya baktığımız zaman örneğin bakalım mesela en iyi ülkeler hangileri? Örneğin İsveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere gibi ülkeler trafik kazalarını önleme konusunda gerçekten çok başarılılar. Yani niye başarılılar? Bizdeki araç sayısını yani 1000 kişiye düşen araç sayısını veya kişi başına düşen araç sayısını oranladığımız zaman yaklaşık olarak bizdeki araç sayısı 225 civarında 1000 kişiye düşen araç sayısı gibi düşündüğünüz zaman bu Avrupa ortalaması yaklaşık olarak 550-600 civarındadır. Amerika'ya gittiğiniz zaman 750-800'e çıkartırsınız. Araç sayısı bizden çok daha fazla olmasına rağmen bizdeki ölüm oranı çok daha fazla. Yani teknik olarak aslında daha az olması gerekirken çok daha fazla ölüm ve yaralanmalar var. Mesela en iyi ülke olarak baktığımız zaman İsveç vardır mesela. 1997 yılında yanlış hatırlamıyorsam sıfır vizyon diye, zero vision diye bir program çıkardılar. Sıfır hedefle, hedef şu, 2030'da ben sıfır ölüm ve yaralanmalı kaza, yani kaza önleyemem diyor, kaza olacak ama diyor, ölüm ve yaralanma olmacak diyor. Sıfır ölüm ve yaralanmalı kaza hedefiyle hedefine doğruca gidiyor. Yani şu aslında her ülke kendisi, kendi hesaplarını, kendi özel durumuna bağlı olarak kazadaki ölüm ve yaralanmaları azaltmak için büyük gayret sarf ediyor. Aynı şekilde İngiltere mesela bu noktada büyük gayret sarf ediyor. İşte bunun kanun düzenlemeleri, işte altyapı düzenlemeleri, işte eğitim açısından insanları bilgilendirme açısından yani en iyi ülke olarak bu Japonya'da bunun içine katmak belki mümkün. Dolayısıyla İsveç, Hollanda, İngiltere, Japonya gibi ülkeler en iyi ülkeler arasında. Kıyasladığımız zaman ne olabilir mesela burada? Yaklaşık olarak 183 ülke arasında zannediyorum biz 61. sırada filanız yani. Evet. Yani en iyi ülke olarak birinci olarak İsveç aldığınıza göre biz yani Avrupa'dan aslında bayağı bir uzaktayız. Dolayısıyla bizim Avrupa'yı yakalamak için ve azaltmak için yani diğer Avrupa'daki ülkelere bağlı olarak çok daha fazla çaba gösterip plan program yapıp bu işin azaltılmasına doğru gitmemiz lazım. Dünyadaki durum şu aslında onlardan önce geldiğimiz zaman genel durum nedir diye baktığımız zaman dünyadaki yaklaşık olarak 1.2 milyon insan her yıl trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Her bütün dünya açısına baktığımız zaman 20 ile 50 milyon civarında insan yaralanıyor. Ya bu herhangi bir yaralanma değil, bu insanların iş gücünden alıkonulduğunu, hastaneye bağlı kaldığını, yatağa bağlı kaldığını, tekerlekli sandalyeye bağlı kaldığını ve ailesine ekmek götüremeyi düşündüğün zaman aslında bu çok daha nedir? Ciddi bir sosyal sorun olarak dünyada evet, karşımıza engelli çıkıyor. Bir, evet. Engelli bir insanın yaşaması gerçekten evet. Çok ciddi sorun ortaya çıkıyor. 518 milyar, yaklaşık 550 milyar dolara yakında yaklaşık olarak sosyoekonomik bir maliyeti var. Dünyadaki maliyeti var. Çok yüksek bir maliyeti var onu baktığı zaman. Gayri safi milli hasıla genel olarak bir ifade edilirken %2 ile 3 arasında bir rakamdan bahsedilir. Yani bu bizde ne olabilir dediğimiz zaman yaklaşık olarak ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti 20 milyar dolar civarında yıllık bir kaybı vardır. Sosyoekonomik açısına baktığımız zaman. Yani bu bahsettiğim insanların hayatını kaybetmesi, işte araçlarının işte zarar görmesi, bu insanların iş gücü olarak devre dışı kalması, sağlık harcamalarının, hastanelerimizin, sosyal sigortalık kurumlarının bu insanlara para ödemeleri, bütün bunları hesapladığınız zaman 20 milyar dolar gibi bu ülkenin ciddi bir aslında kaybı vardır. Yani ülke refahına harcanacak bir para bu yerlerde heba alıyor. Aynen öyle. Evet. Bu parayı biz eğer kurtarabilirsek, yarısını bile kurtarabilirsek bu paranın iyi bir plan ve programla denebilir ki bu kurtarılabilir mi? Evet kurtarılabilir. Yani birileri kurtarıyorsa evet biz de kurtarabiliriz. Yarısını bile kurtarabilirsek bunun bu Türkiye'nin ulaştırma altyapı yatırımlarını şu anda mesela hızlı tren programımız durmuştu da mesela hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde yapabilme kabiliyetini ortaya çıkarır. Dolayısıyla ülkemizin bana göre en önemli işlerinden bir tanesi trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların azaltılması hedefine doğru yoğunlaşması gerekir. Evet.
Tabii bunun içinde yapılması gerekenler var. Siz de bu konunun baş aktörlerinden birisiniz. Aslında Afyon'un Karahisar'ın tanıtımı, Afyon Karahisar'ın dünyaya duyurulması konusunda bir çalışma da yapıldı. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün bir güvenli trafik projesi vardı. Siz de bunun koordinatörüydünüz. Evet. Burada amaçlanan neydi Afyon Karahisar'da? Örnek bir uygulamaydı. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün kitapçı içerisine de girdi. Evet. Dönemin valisinin de evet. beyanatları ve fotoğraflarıyla. Doğru. Ve Afyon Karahisar'da ne başarıldı? Ne istenmişti efendim? Bu kitabı da ben getirdim aslında. Şöyle arkadaşlar gösterebilir miyim bilmiyorum. 2013 yılında görebiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi yaklaştıracak arkadaşlar. Şöyle görebilirsek. Bu proje... Evet. Bu önce bu projenin 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapor bu. Evet. Göstermek istediğim bu değil. Bunun içindeki aslında göstermek istediğim Afyon Karahisar'ın yani mülki amiriyle, üniversitesiyle neler başardığını aslında göstermek istiyorum ben. Ki başta buna kimse inanmadı. Ve gerçekten bu şöyle bakarsak mesela 21. sayfadayız. Nereye koydum onu ben? Arasına koymuştum. Şöyle görebilirsek mesela. Evet, yönetmen arkadaşımdan rica edeyim yaklaştırabilirse. Evet, Sayın İrfan Balkanlıoğlu valimizin işte otobüslerimizin işte tamamı kaplatmıştık bu insanlarımızda bir farkındalık oluşturmak için. Yani derdimizi anlatabilmek için niçin bunu yapıyoruz diye aslında bu şekilde bir çalışma başlamadı. Dünya Sağlık Örgütü Afyon'un Karahisar'da yapılan bu projeyi dünyaya örnek proje olarak tanıttı. Yani Afyon Karahisar aslında Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında Dünya Sağlık Örgütü'nün trafik güvenliği ilgili olarak bütün memurları, çalışanları bunu bütün dünyadaki trafikle ilgili sorun olan insanlara anlatıyor. Bu işin nasıl yapılabileceği ile ilgili olarak anlatıyor aslında. Bu gerçekten çok ciddi bir çalışmaydı. Ve Afyon Karahisar'ı bu noktada aslında gerçekten kutlamak gerekiyordu. Hepsini, polis çalışan polislerimizi, valimizi, basınımızı, bütün arkadaşlarımızı bence kutlamak gerekir. Şu başarı inanılmaz başarı. Eğer bir başka bir yerde olsaydı bunun bayağı bir reklamı yapılırdı ama biraz kenarda kaldı. Emniyet kemeriydi. Evet. Şimdi evet. Bu projeye gelirsek, buraya nereden geldik, bu proje nereden çıktı? Dediğim gibi yani Türkiye'de orta gelirli ülkeler sınıfına soktuğumuz zaman Türkiye'nin trafik güvenliği olarak baktığımız yaklaşık olarak yılda 10 bin tane insanı kaybediyoruz. 10 bin insanımız ölüyor. Bunun bazı istatistik rakamlar bunu 7 bin der, 8 bin der ama istatistik olarak yani yerinde hayatını kaybeden insanlar vardır. Bir de ondan sonra belirli zaman içerisinde trafik kazalarına bağlı olarak hastanelerde ve daha sonra hayatını kaybeden insanların katılmasıyla beraber yaklaşık olarak 10 bin tane insanımızı her yıl bu ülke kaybediyor. Bana evet. göre bundan daha önemli, çözülmesi gereken, üzerine gidilmesi gereken başka bir sorun bana göre yok. Var ama bu çok önemli yani. Bunu biraz da kaza ifadesi belki de işi yumuşatıyor. İşte kaza olmuş, ölmüş diyoruz, geçiyoruz kenara ama bu tamam kaza olmuş, ölmüş ama ölenler bizim insanlarımız. Etrafımızdaki sevdiğimiz insanlarımız. Biz de her an bunun için adayındayız aslında. Ülkenin trafiğinin çok daha güvenli hale gelebilmesi için bir şeyler yapılması gerekiyordu. 11 tane insanı kaybeden bir ülkeden bahsediyoruz son itibariyle. 200 bine yakında yaralanmadan bahsetmek, insanların kazalara bağlı olarak yaralanması. Bir de Türkiye'de başka bir sorunumuz daha var. Trafik kazalarına bağlı çocuk ölümleri bizde inanılmaz yüksek. Nasıl? Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman mesela %3 kaza anındaki çocuk ölümleri yani kaza oluyor ama o arada çocukların hayatta kalıp kalmamasıyla ilgili bir konu. Avrupa'da %3 iken çocukların hayatını kaybetti. Bizde %40. Fark bu kadar evet, fazla. Çok büyük bir uçurum. İnanılmaz bir fark var. Dolayısıyla çocuklarımızı hepimiz yani bütün anneler yani bütün canlı anneler, bütün babalar çocuklarını severler ama biz maalesef çocuklarımızı bu anlamda koruyamıyoruz. Mesela ben Afyon'da gözlüyorum bazen. İnsanlar işin farkında değiller. Baba
bebeğini koltuğunun direksiyonla kendi arasında taşıyor. Anne aynı şekilde ön koltukta bebesini taşıyor. 11 yaşından önce ve 40 kilogramın altında olan çocuklar ön koltuğa asla oturtamazsınız. Oturtursanız 50 kilometrelik hızda bile oluşabilecek bir kazada çocuğunuz sizinle aracınızın önündeki nedir o bahsettiğimiz kısma çarparak hayatını kaybediyor. Yani ezmeniz sonucunda çocuğunuz hayatını kaybediyor. Çocuğunuzu anne, öldürebilirsiniz. Anne korurum sararım zihniyeti öyle var. Öyle zannediyor evet. Ama çocuğun ölümüne sebep olursunuz. Yani çocuğu arkadan hem öne geldirtmemeniz lazım artı oraya bir bağlamanız gerekiyor çocuğun. Koltuğuyla bağlamak gerekiyor. Yani güvenlik açısından baktığımız zaman çok ciddi zafiyetlerimiz var. İleride belki bahsedeceğiz. Niye bu oluyor? Niye biz tedbir almaktan imtina ediyoruz? Sadece trafikte değil, inşaatlarda çalışan insanlarımız da tedbir almıyorlar. Evet. 8. katta hiçbir tedbir olmadan ayağında terlikli adam orada çalışıyor. Ve anlatamıyorsunuz derdiniz ya niye güvenlik tedbiri almıyorsun diye almıyor. Burada bir sorun var. Bu sorun nedir? Bunu nasıl çözeriz aslında? Ona bak değinmek gerekiyor ki biz projede biraz da buna girdik. Buradan yani böyle bir sorunlu yani biz hangi kategoriye giriyoruz? Ben ülkelere sıralarsam mesela Hindistan işin içinde var, Çin var, Rusya var, Meksika var, Brezilya var, Arjantin var ve Türkiye var. Yani bu ülkelerin arasındayız bir trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranında bu ülkelerin arasındayız. Biz Avrupa ülkelerinin arasında olmamız gerekirken bu ülkelerin arasındayız. 2009 yılında Rusya'da Moskova'da bir Moskova Deklarasyonu diye Birleşmiş Milletler'in bir deklarasyonu var. Yaklaşık olarak yanlış hatırlayacağım 107 tane ülkenin de imza koyduğu, bizim de ülke olarak imza koyduğumuz bir deklarasyon var. Nedir bu deklarasyon? Diyor ki 2020 yılına kadar bütün bu ülkeler, imza koyan ülkeler tedbir alarak trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaları %50 oranında azaltacak. Bunu taahhüt ediyorum diyor. Biz de taahhüt ettik. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde başlayan bir çalışma bu aslında. Ki o dönemde Türkiye Ulusal Yol Güvenliği Eylem Planı 2011-2020 olarak adlandıran bir eylem planı da yayınlandı ama maalesef bu eylem planı beklediğimiz sonucu vermedi. Yani beklediğimiz %50 oranında, işte ne 2020'deyiz zaten. Evet. Beklediğimiz o %50 oranında maalesef bunu tamamlayamadık. Yani bu yapılamaz mı? Yapılabilir. Niye yapılabilir? Örneğime söylemek istiyorum. Eskiden Avrupa'da çok ağır, yoğun sigara içen insanlar için Türk gibi sigara içmek diye bir ifade kullanırlardı. Yani çok yoğun sigara içenler için. Ama Türkiye tütün konusunda, sigara konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani siyasi otoritenin üzerine düşmesiyle, sahiplenmesiyle bugün Avrupa'da veya Dünya Sağlık Örgütü'nde anlatılan Türkiye'deki tütünle olan mücadelenin başarısından bütün dünya anlatır hale geldi. Kaç sene içerisinde? 5 sene gibi içerisinde. Şeyden. Aynı şekilde siyasi otoritemizin Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işin üzerine düşmesiyle, sahiplenmesiyle, çünkü siyasi sahiplenme olmadığı zaman işi çözemiyoruz. İlle bir siyasi maalesef. Sahiplenme olacak maalesef. Yani bir mülki amirimizin, bir emniyet müdürümüzün, bir belediye başkanımızın çalışması, gayreti, çabaları lokal kalıyor, yetersiz kalıyor. Bütün ülkede bütün bu işlerle ilgili olan mülki amirlerimiz, emniyet müdürlerimiz ve basınımız, herkesin bu işin içinde olması gerekiyor. Topyekun bu işin de gidilmesi gerekiyor. Evet, bu işin en azından yarısını önleyebilirsek bence başarı. Niye yarısı diyorum mesela, bu da çok önemli. Hiçbir şey yapamasak, emniyet kemeri kullanmayı insanlarımıza anlatsak, öğretsek, emniyet kemeri kullanımı kaza anında ölüm ve yaralanmayı %50 ile 65 oranında azaltır diye bir bilgimiz var dünyada. Yani sadece kemer takmasını bu insanımıza öğretebilirsek, taktırabilirsek bu işi çözeceğiz. Ama bunu yapamadık. Neden? Soru da bu. Neden yapamıyoruz yani? Aslında yapıyoruz ama sonucunu getiremiyoruz. Her zaman olduğu gibi hani sürdürülebilir bir yapılanma dediğim şey var. Sürdürülebilir olmayı sağlayamıyoruz. Bu bahsettiğimiz 2009'daki devletimizin imzaladığı bu deklarasyona bağlı olarak Birleşmiş Milletler, yani Dünya Sağlık Örgütü dedi ki Türkiye'de dahil 10 ülke ben finansman sağlayayım, bir proje yapın, destek olayım size dedi ve Türkiye de bu işin içine girdi. Tamam dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün finansman desteğiyle ve bilgi desteğiyle bu proje başlatıldı. Bu proje başlatılırken nerede başlatalım noktasında bir çalışma vardı. Bir tanesi Ankara'da, yani metropollerde bu işi yapısın bir tanesi. Ankara'ydı bir tanesi. Bir diğeri de
Türkiye'nin neredeyse kavşak noktası olan, yani bütün işte Akdeniz'e, işte Ege'ye, ne bileyim işte Güneydoğu'ya bütün araçların geçtiği yoğun bir trafiği olan, birisinin de Afyon Karahisar'da olması gerekiyor. Ankara ve Afyon Karahisar'da bu işi uygulamaya karar verildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Emniyet Genel İçişleri Bakanlığımızın da kararıyla böyle bir karar verildi. Ve bu kararın için Afyon Karahisar'da bu iş içine otomatik olarak girmiş oldu. Dolayısıyla burada bir çalışma başladık. Çalışmanın başında şöyle bir önyargı vardı. Hocam Afyon Karahisar'da bunu yapamazsınız yani. Olmaz. Dedim ki bir kişiye taktırabilirsek kârdır dedim yani. Tabii. Bir can bir can. Bir can bir candır yani. Dolayısıyla ben gerçi konuşmadım ama Şuayb Demirel bizim proje aşamasında bir kaza geçirdiği söylendi bana. Ben kendinden duymadım bunu ama söylendi. Evet. Kemer taktığı için Şuayb Bey'in hayatını kurtardığını söyleyen oldu polis arkadaşlardan. Hani ne kadar doğru bilmiyorum ama bir can, bir can çok önemli yani. Evet. Dolayısıyla burada dedik ki biz ne yapabilirsek bir başlayalım diye. Başladık burada. Afyon Karahisar'da bu iş başladık. Öncelikli olarak anlattık. Ne yapmak istiyoruz? Nasıl bir şey yapalım ki bu işi başlatalım diye. Bu temelde aslında 5E planı diye başlanır bu iş aslında. 5 tane İngilizce'den gelen şeyler vardı. Biz dedik ki 5 olmasın bizimki. Biz 3E'den başlayalım. İşte bunun 3E'nin bir tanesi eğitim yani education diye başlıyor. İkincisi de engineering işte mühendislik. Üçüncüsü de enforcement diyorlar. Bu da denetleme. Eğitim. Evet. Mühendislik. Yani altyapı ve mühendislik çalışmaları. Bir diğeri de denetleme. Biz bu üçüne yoğunlaşırsak dedik. Emniyet kemeri kullanımını bu insanlarımıza anlatabiliriz. Başladığımız bu şekilde başladık. Öncelikli olarak Sayın Valimize o dönemde gerçi saygıyla anıyorum ben Sayın Valimize çok inanılmaz destekler verdi ki ben de işin başında oydu. Siz de biliyorsun basın önünde çıktı dedi ki bir kararname yayınladı ki bu kararname sonra İzmit'te aynı kararnameyi oradaki valimiz yayınladı. Antalya'da işte ondan sonra Rize'de 26 tane ülkeye yayıldı. Bütün valilerimiz bunu kopyala devam etti. Kararname şuydu. Ben dahil Afyon valisi olarak takmazsam ceza keseceksiniz diye bir kararname çıkardı. Böyle bunu basın önüne deklar etti. Evet. Yani insanlara takın deyip de siz takmadığınız zaman anlatamıyorsunuz dediniz. Önce siz takmalısınız ki insanlara onu ikna etmelisiniz, inandırmalısınız. Ki bazı polis arkadaşlarımız mesela takmak istemediler mesela. İşte biz silah kullanıyoruz falan diye. Ankara'daki toplantılarda önce kendinizi kurtarın, sonra ne yapacaksanız ondan sonra yapın yani. Önce kendi canınızı kurtarmanız gerekiyor. Evet. Mesela taksilerin işte ondan sonra dolmuşların falan emniyet kemeri takma zorunluluğu yoktu o zamanlarda. Dediler ki bu arkadaşlarımıza takması gerekiyor sonuçta. Bunlar da biyolojik bir yaratık sonuçta. Yani bir yere çarptığı zaman bunlar da zarar görecek. Yani taksiciler zarar görmez diye bir şey yok. Kaldı ki taksi ve dolmuş kullanan insanlarımız çok daha uzun süre trafikte kaldığı için bana göre çok daha fazlasında kaza yapma oranları, ihtimalleri diğerlerine çok daha fazla. O için onların da takması gerekiyor. Onlar da aynı şekilde kanun çıkartıldı. Bu kanun işte yine İçişleri Bakanlığımızda bizim de desteklerimizde. Onların da takması noktasında yeni bir düzenleme getirdi ve onlar da takmaya başladılar. Kemer takmasında. Yani Afyon Karahisar'da tekrar buraya gelirsek ilk başladığımızda 3.9'du emniyet kemeri kullanımı Afyon Karahisar'da. Yani çok oldukça düşük. Çok fazla kullanan emniyet kemeri kullanan yoktu. Dedik ki bunu bir program yapalım. Bir hedefe doğru götürelim. İlk planımız %50 oranında insanların emniyet kemeri kullanmasını sağlayabilmekti aslında. İlk hedefimiz buydu. Dedik daha sonra bu hedefi yakalarsak daha ileriye doğru götürürüz dedik. Bu çalışmaya başladık. Öncelikle dediğim gibi Sayın Valimizin kararnamesinden sonra bütün bunların, sadece Sayın Vali değil, bütün devlet memurlarına, polisimiz, jandarmamız, herkesin, bu işi takmayan memur dahil, insanların tamamının takmayan herkesin cezalandırması noktasında bir karar alındı. Bu karar çok önemliydi. Ondan sonra bunu işte basınımızda, televizyonlarımızda insanlarımıza anlattık. Niye takılması gerekiyor? Bu takma işi ne işe yarar, nasıl olur? İnsanlarımıza bunu anlattık. Yaklaşık olarak 3 ay gibi falan. Dedik ki yani hemen ceza kesmeye başlamayalım. 3 ay anlatalım. Niçin takmamız gerektiğiyle ilgili. Ondan sonra denetleme başlasın ve denetlemeden insanlarımıza yani hemen ceza keselimden ziyade bir cezdiricilik anlamında ceza keselim önden bilgilendirelim diye. Uyaralım. Evet. Anlattık işte. Biliyorsun billboardlarımızda ondan sonra otobüslerimizin tamamını işte kapladık. İşte emniyet kemeri kullanan işte farklı şeylerden, seviyelerden, işte öğrencilerden, işte hastanede, üniversitede, sokakta çalışan insanların tamamını resmini kullanarak bir bütün otobüslerimizi de kapladık. Polislerimiz gerçekten sıcakta soğukta çok ciddi bir
çalışma sağladılar. Hatta bana kızdılar, bir dediler ki hocam seni kemer takmadan bir görürsek bütün cezayı sana keseceğiz diye bana kızmışlardı. Dolayısıyla Afyonkarahisar'da yaklaşık olarak 3 aylık bir çalışmanın sonunda %50 oranında bir artış sağlandı. Bu 6 ay sonunda %82'ye kadar çıktı. Evet, müthiş bir rakam. Bu müthiş bir rakam. Ya bu kadar kısa süre içerisinde bunun sağlanabilmesi gerçekten inanılmaz bir şeydi. Afyonkarahisar gerçekten bunu sağladı. Ankara'da aynı başarı maalesef gösterilemedi. Organize olunamadı. Çünkü Ankara'da işte ne bileyim çok daha fazla organize etmeniz gereken kurum, kişiler falan olduğu için bir türlü sağlanamadı. Ankara'da yanlış hatırlamıyorsam %26'nın üzerine çıkılamadı. Sonra ne oldu hocam Afyon? Evet, sonra ne oldu Afyon? daha sonra işte bu iş bırakıldığı zaman yani seçimler yaklaştı. Seçimler yaklaştı. Bu iş bırakıldığı zaman diyeceksiniz şimdi ne durumda? Şimdi ben bakıyorum yaklaşık %15, %17 civarında bir rakama düştü. Evet, maalesef. Maalesef düştü. Bu korunabilirdi aslında. Buradaki öğrendiklerimiz bütün Türkiye'ye şamil edilebilirdi. Bütün Türkiye'de kullanılabilirdi. Ki amacımız oydu zaten. Biz pilot bölgeydik. Burada öğrendiklerimizi bütün Türkiye'de uygulamamız gerekiyordu. Aslında 26 tane il bu işi kabul etti, yapmak istedi, çalışmalara başladı. Ama daha sonra çeşitli derdenden dolayı, yani artık siyasi destek eksikliği mi dersiniz, sahiplenme dersiniz, finansman eksikliği mi dersiniz, yani bir bahane bulursunuz yapmak istemiyorsanız. Yani yapmak istediğiniz zaman da yine bir bahane bulup yapıyorsunuz. Maalesef burada öğrendiklerimiz, Ankara'da öğrendiklerimiz aynı başarıyı bütün Türkiye'de gösteremedi. Ki bu eğer tamamlanmış olsaydı bugün 2009'da devletimizin imzaladığı bu anlaşma yani seneye gerçekten tamamlanmış olacak. Bu çok başarılı bir bahsettiğimiz trafik kazalarında ölüm yaralarında ciddi bir azalma meydana gelecekti. Ama maalesef dediğim gibi bırakınca geri geldi. Ha diyeceksin niye böyle oldu aslında? Ona gelmek gerekiyor belki de. Hedeflediğimiz iki şey vardı aslında. Yani bu trafik kazalarına baktığımız zaman aslında 3 tane parametresi vardı. Bir tanesi insan, bir tanesi yol, bir tanesi de araç. Burada en önemli şey insan. Niye insan? Kazaların sebebinin %80'den fazlası ki bazen %90'a kadar çıkar, 80-90 civarındadır aslında. İnsan kusuruyla meydana gelir. Yani yaklaşık %10-13 civarında bir yol ve araç kusurundan dolayı kazalara meydana gelir. İnsana odaklanmamız gerekiyordu aslında. Sorun şu, niye insanlarımız kemer takmıyor? Şimdi der ki, eğitim şart. Hep diyoruz, eğitim şart. Eğitilmemiz gerekiyor. Ama kazalara baktığımız zaman, kaza yapan insanlarımız maalesef eğitim profili çok yüksek. Eğitimli insanlar. O zaman eğitim şartın anlamı ne? Yani eğitim ne? Aslında bu bence iş burada kilitleniyor. Niye eğitimli insanlar da kazaya karışıyor? Hani şunu görsek, bütün kaza yapanlar eğitimsiz insanlar. Tamam, o zaman bir şey göreceğiz. Diyoruz ki eğitim gerçekten işe yarıyor. Ama eğitimli insanlar kazaya, ağırlıklı olarak insanlar kazaya karışıyor. O zaman bu insanları durduramayan nedir? Kurallara uymama, hız limitlerini aşma, kemer takmama gibi, kas takmama, artık çocuğunuzu bağlama gibi. Bunu bu insanlarımıza yaptırmayan nedir? Niye yapmıyorlar? Yani mesela hep ben söylüyorum. Almanya'da çalışan insanlarımız orada her şeye uyarken Edirne'den İstanbul'a doğru geldikten sonra uymuyorlar. Bir yerde bir sorun var yani. Dedi ki niye böyle? O zaman eğitim meselesini araştırmak gerekiyor. Eğitim nasıl bir eğitim noktasında yoğunlaşıldı aslında? İşte bir trafik eğitimimiz var. İyi kötü trafik eğitimimizin olduğunu farz edelim ki orada da sorunlar olduğunu ben biliyorum aslında. Siz de biliyorsunuz. Evet. Trafik eğitim yapılması ile ilgili olarak aslında suistimaller olabiliyor bazen. Denetlemek ona gireceğiz yani ona birazdan. Genel temel eğitim mi? Dini eğitim mi? Başka bir eğitim mi lazım bu insanlara bunu yaptırmak için? Şimdi aslında temel sorun bana göre şöyle geliyor. Aldığınız eğitimin hayatınıza dahil etmiyorsanız bu bilgi bir malumattan ibaret. Kalıyor orada. Biliyorsunuz ama kullanmıyorsunuz. O zaman bu insanlar yaşamlarının hangi döneminde bu bilgileri hayatına dahil ediyor, biz hangi dönemde bu insanlara bu bilgileri verelim?
Onun için genelde Türkiye'deki bazı temel sorunlar var bu noktada baktığımız zaman. Nedir temel sorunlar bir tanesi? Biz kazaları bir polisiye olay olarak görüyoruz. Yani polisin sorunu. Polis işini yapmadığı için, denetlemediği için bu şey oluyor diyoruz. Ama dünya böyle görmüyor. Diyor ki bu bir halk sağlığı sorunudur diyor. Sadece İçişleri Bakanlığı'nın, emniyetin sorunu değil. Kesinlikle değil. Evet. Bu onun sorunu olamaz diyor. Bu diyor bir sağlık sorunudur diyor. Halk sağlığı sorunudur diyor. Onun için Dünya Sağlık Örgütü, niye Dünya Sağlık Örgütü demişti bana? Bir halk sağlığı sorunu olduğu için, öyle görüldüğü için Dünya Sağlık Örgütü, yani Sağlık Bakanlığı bu işin içerisinde. İçişleri Bakanlığı bu içinde yok mu? Evet var tabii ki. Denetleme kısmı var. Önemli de bir kısmı ama sadece denetlemeyle bu işi yapmanız mümkün değil. Yapamazsınız. Yapamıyoruz zaten. O zaman Ulaştırma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı. Niye Maliye Bakanlığı? 20 milyar dolar kayıp var. Evet. Bütün bakanlıkların koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Benim geldiğim nokta bu projenin sonunda şu aslında. Şimdi İçişleri Bakanlığı bu işi üstlenmiş durumda. O da kendileri üstlenmiş durumda. Biz diyoruz ki bu polisiye bir sorun. Onlar da tamam bizim sorunumuz diyorlar. Yok değil de demiyorlar. Çözmeye çalışıyorlar ama çözülemiyor. Ben de diyorum ki tek başına bir bakanın işi olmadığı için, birden fazla bakanlığın işi olduğu için bu bakanlıkları koordine edebilecek bir üst yapının olması gerekiyor. Yani bu ne demek? İçişleri Bakanlığı eğitimle ilgili bir konuda Eğitim Bakanlığı'na şunu yapalım diyemiyor. Dese de kimse kabul etmiyor. Veya dikkat almıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nda bir talep bulunuyor ki Ankara'daki toplantılarda ben bunu gördüm. Bu İçişleri Bakanlığı'nın projesidir deyip kenara çekildi herkes. Kimse sahiplenmedi. Ama bu memleketin meselesi, bu milletin meselesi. Bütün bakanlıkların burada sorumluluğu var. Bütün bakanlıkların üzerinde, bütün bakanlıkları koordine edebilecek. Bu başkan yardımcılığım olur, başka bir kurum olur bilemiyorum. Yani ulusal trafik güvenlik ajansım olur. Yani bütün bakanlıkları koordine edecek. Her bakanlığa sorumluluk görevlerini hatırlatabilecek. Bunların da hatırlattığı bu bilgi belgeleri de yapabilecek bir kurum ihtiyacımız var. Bunu yapamadığımız zaman bir bakanlığın işi olarak kalıyor, polisiye bir şey olarak kalıyor, diğer bakanlıklar bu işe sahiplenmiyor, kenarda kalıyorlar ve bu bakanlıkta İçişleri Bakanlığı, yani polislerimiz, hatta İçişleri Bakanlığı'nın da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir yardımcısı bu işle uğraşıyor. Dolayısıyla bu iş, yani bir müdürümüzün, işte arkadaşlarımızın, polislerimizin gayretiyle bir yere kadar geliyor. Ondan sonra bıraktığınız anda veya müdürünüz değiştiği anda tekrar geriye, Afyon'daki gibi geriye geliyor. Evet. Yani temel sorunun bir tanesi aslında bu yani. Bunun bir şekilde sahiplenilip siyasi olarak bütün bakanlıkları koordinasyonu sağlayan bir yapının oluşturulması olmazsa olmaz. Bunun sürdürülebilir bir yapıya dönüştürebilmesi için. Bunu yapamadığımız zaman sürdürülebilir olması mümkün değil. Buradaki bütün çalışmalar, işte hepiniz biliyorsunuz, o kadar emek sarf edildi. Yurt dışından bir sürü insan geldi, bir sürü paralar harcandı, yapıldı. İşte gazeteci arkadaşlarımız, televizyoncu arkadaşlarımız, birçok çalışma yapıldı polis arkadaşlarımız. Ama sonuç, tekrar aynı noktaya gelmişsek, o zaman biz bu işi niçin yaptık diye bir soru geliyor karşımıza. Evet. Bu işin devam etmesi gerekiyordu. Temel sorun bir tanesi de bu aslında baktığımız zaman. Bir temel sorunumuz daha var aslında. İstersen kazaların çıkış oranı. Türkiye'de mod dengesizliği dediğimiz, ulaşım modu dengesizliği dediğimiz bir sorun var aslında. Nedir bu? Türkiye ağırlıklı olarak karayolu altyapısını kullanan, yani %90 oranında, yani yolcu ve yük taşımacılığını karayollarıyla çözmeye çalışan bir durumdayız. Ulaşım altyapısı olarak. Bu kadar yüksek bir oranda bu trafik sorunu çözmeniz mümkün değil. Bunun farklı ulaşım modlarının transferinin yapılması gerekiyor. Bu sadece Türkiye olarak değil, aslında Afyon olarak baktığımız zaman, daha sonra konuşacağız belki. Afyon olarak baktığımız zaman da bunun transferinin, farklı modlardaki transferinin yapılması olmazsa olmaz. Evet, hocam yönetmen arkadaşım bir reklama gidilmemiz gerektiğini ifade ediyor. Reklamlardan sonra Afyonkarahisar'da ne durumdayız? Hızlı tren Afyonkarahisar'a ne getirecek? Hafif raylı sistem Afyonkarahisar'da olmalı mı, olmamalı mı? Sorunu ortaya koymak ve çözüm önerilerini Sayın Hocam'dan çok uzağa gitmeden, Ankara'ya, İstanbul'a gitmeden, bu şehrin içinde yaşayan bu işin uzmanından öğreneceğiz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.
Evet, mercek kaldığı yerden devam ediyor. Hocam, tam sizinle konuşurken bir izleyicimiz WhatsApp'tan bir mesaj attı. Eğitim diyor hocam, diyor. Eğitim tabii ama diyor, bence diyor Türk insanının yapısında var kurallara uymamak aslında diyor. Bunu tartışmak gerekir. Alman toplumu kurallara uyuyorsa Türk toplumu niye uymuyor diyor. Tam burada da bir videomuz var. Almanya'da kaydedilmiş bir görüntü. Evet. Trafik ışığının ve trafik polisinin olmadığı bir yaya geçidinde bir vatandaşların davranışı var. İsterseniz bu konuyu siz o video eşliğinde... Evet hocam. Evet. Şimdi evet, arkadaşımız dedi doğru. Yani bir sorunumuz var. Türkiye'deki insanlarımız kurallara uymamak gibi bir eylem içerisindeler ama bu işin faturasını hep beraber ödüyoruz. Evet. Uymamız gerekiyor. Bu sadece Türk toplumunun değil. Yani örneğin Belçika'ya baktığınız zaman 3 tane farklı toplum vardır. Alman, İtalyan ve Fransız toplumlarıdır. Ve bunların hepsi de farklı davranış gösterir. Doğru. Ama her toplumu bir şekilde ne yapabilirsiniz? Kurallara uymasını sağlayabilirsiniz. Nasıl? Kimisini eğiterek sağlarsınız. Kimisini döverek. Kimisinin cebine dokunarak, cüzdanına dokunarak sağlarsınız. Olmadı. Daha ağır bir cezayla durdurabilirsiniz. Evet. Ve durdurulması gerekiyor. Dolayısıyla evet, Türkiye'de böyle bir sorun var ama bu sorun çözülemeyecek bir sorun değil. Yani tekrar söylediğim gibi Afyonkarahisar'da %82 oranında emniyet kemeri kullanımı sağlanabilmişse evet, insanları kurallara uymasını sağlamak mümkün. Evet, bakın şu anda bir vatandaş şeye geçsin, adım adım atmaz, bir araç duruyor. Kimse evet, dur da demiyor. Evet. Şimdi evet, bu aslında şu andaki şu, yani günümüzün en ciddi sorunu bu aslında Türkiye'deki. Niye diyeceksiniz? Yaya öncelikli yol dediğimiz bu. Yaya kaldırımı. Yani aslında burada daha korumasız yol kullanıcılarının önceliklendirilmesi aslında. Evet. Yani yayadır, bisiklettir, bunlar önceliklendiriyorsunuz. Türkiye'de de bu kanun çıktı. Mesela Avrupa'ya giden işte farklı insanlarımız hep şunu söyler. Adımımı yola attım, bütün araçlar durdu der. Ve hep bunu anlatırlar. Türkiye'de de şu anda böyle bir kanun çıktı. Ama bence çok yanlış zamanda çıktı. Seçim arifesinde olduğu için bu kanun uygulanmıyor, denetlenemiyor. Bazı yayalar bu kanunun olduğunu düşünerek geçmek istiyorlar ama bazı sürücüler de bu işi bilmiyor veya dikkate almıyor. Dolayısıyla kaza olma riski şu anda inanılmaz derecede yüksek. Bazı sürücüler duruyor, arkadaki gelip buna vuruyor. Yayaları çok ciddi tehlikeye atılıyor. Yani bunun aslında seçimden sonra çıkarılan bir kanun olsaydı aslında bana göre çok da başarılı olurdu. Bu arada şu anda arada kalmış bir düzenleme. Burada şeydeki konu zayıf olan yol kullanıcısını, yani buna vulnerable diyorlar. Yani korumasız olan, daha korumasız olan araçlara göre yol kullanıcılarına öncelik vermedir bu aslında. Bunun yapılması gerekiyor. Burada kullanıldı ama burada kurallara uyulması gerekiyor. Uyulmazsa ne oluyor? Ben size bir şey anlatayım mesela. Zannediyorum Danimarka'daydı. Bisikletli birisi geçiyor. Biraz sonra geleceğiz bisiklet meselesine de. Yolda duruyor yabancı birisi. Bisikleti biniyor orada, almış bisikletini. Arkada 3 tane araba bekliyor. Bir tanesi korna çalamıyor. Diyor ki, soruyor. Ya kimse korna çalmadı bana diyor. Çalarsa da bir maaşını kesiyorlar diyor. Cezanız caydırıcı olması gerekiyor. Evet. Ya işte burada yine bir tartışma var. İşte insanların gelirine göre mi ceza kesilsin falan diye bir tartışma. Türkiye'de de geldi bugünlerde. İşte çok fazla para kazanır, çok fazla ceza kesilsin gibi. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Yani bazı insanlar işte ben paramı veririm, kırmızı ışıkta geçerim, ben yapmam gerekeni yaparım noktasındalar ama bunun caydırıcı olması gerekiyor. Kimsenin böyle bir hakkının olmaması gerekiyor. Ki Avrupa'daki bence bu artık işte şeyler oturmuş. Eğer oradaki herhangi bir yaya geçerken bir aracın geçmesi çok ciddi bir aslında ceza müeyyidesi var. Onun için insanlar geçmiyor. Biraz da diğer insanlara saygısı var. Çünkü her zaman yaya bir başkası olmuyor. Siz de yaya oluyorsunuz. Size de birileri duruyor sonuç itibariyle. Oradaki o evet, yaya kaldığı şeylerde, yaya öncelikli yaya geçitlerinde insanların aynen kurallara uyması. İşte Avrupa'daki insanlarımız orada uyuyorlar. Burada maalesef uyuyorlar. Evet, evet. Tabii bir videomuz daha var. Türkiye'den siz dediniz ya az önce hocam, kurallara uyulmazsa ne oluyor? Evet. Onun sonucunu, evet, bu da ilimizin de olduğu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanmış trafik kazalarından, kural ihlallerinden. Evet. Burada birisi kırmızıda geçti. Evet. Birisi kural ihlal etti. Çok
Evet, bu aslında bizim özellikle Afyon için çok önemli. Çünkü Afyon aynı zamanda bir transit yol kavşağından geçen bir şehir. Aslında bu buradaki yani bu nasıl oluyor dedik. Yani sürücü koltuğu oturduğu zaman ona bu davranışı veren yani işte güç bende dedirten nedir? Evet, bu aslında işin psikolojik kısmı aslında. İşin psikolojisine bakmak gerekiyor. Ama bence dediğim gibi her insanı durdurabilirsiniz. Ama dediğim gibi kimisi okuldaki bir öğretmenin anlattığından durdurursunuz. Kimisini camideki bir imamın anlattığından durdurursunuz. Kimisini de cebine dokunmaktan durdurursunuz. Kimisini de hapse atmaktan durdurursunuz. Dolayısıyla cezanızın caydırıcı olması gerekiyor. Evet, durdurabilirsiniz. Aslında sorun şu. Adil bir denetim aslında mekanizmasının kurulması gerekiyor. Nedir bu? Eğer adil bir şekilde yani hata yapan yani kurallara uymayanlar... Bakın az önce yayaya yol vermek için durdu. Evet. Yaya gitti bak aynen öyle. Şimdi işte dediğim de tam burası işte aslında. Birisi duruyor. Şimdi bu yaya geçmiş olsaydı diğer insan durmadığı için aslında çok... Yayanın hayatı. Yayanın hayatı. Evet, evet. Burada herkesin kurala uyması gerekiyor. Dolayısıyla dediğim de tam bu aslında. Şu anda çok ciddi bir sorunumuz var. Bunun ya durdurulması lazım ya da seçimden sonra başlatılması lazım. Çok yanlış zamanda başlatıldı ve şu anda denetleme yapılamıyor. Bu da Afyonkarahisar'da olan bir kaza. Evet. Ağırlıklı olarak Afyonkarahisar'da trafik kurallarına özellikle kırmızı ile geçmeye kavşaklarda dikkat edilmiyor. Bu dediğin gibi çok ciddi sorun Afyon'da. Niye sorun? Özellikle transit bir yolun geçtiği bir yer Afyon. Transit araçlar çok yüksek süratle geçen araçlar olduğu için bizim şehir içi trafiğimiz de onunla beraber hareket ettiği için oradaki kazalar çok ciddi olabiliyor. Ölümcül kazalar olabiliyor. Dolayısıyla aslında Afyonkarahisar bu bizim özellikle çevre yol açısından baktığımız zaman ki şu anda çevre yol anlamı da kalmadı. Çok iyi bir düzenleme, iyi bir programlama yapılması gerekiyor. Belki de işte akıllı ulaşım sistemleri dediğimiz bir EDS sistemiyle oranın desteklenmesi gerekiyor. Özellikle ben bakıyorum garaj kavşağı çok ciddi sorun mesela orada. Evet, evet. Devamlı olarak oradaki bir tane kırmızı site geçirebilmesi ve duramaması bir kamyonun çünkü yukarıdan eğim belli eğimle geliyor, hızlı geliyor. Oradaki kazalar gerçekten ölümcül olabiliyor. Bu bence çok ciddi bir sorun. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Aslında ben mizahi bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Yani bu kazalarda işte bayanların da faktörü yok değil midir? Yani erkeklerin biraz daha kadınlar tarafından işte baskın olunca, erkek de direksiyona oturunca gücünü acaba orada gösteriyor, otoritesini orada mı kuruyor? Şimdi ben bir şey demeyeyim o konuda. Evet, olabilir. O kısma bakmak lazım belki. Ama insanlar trafiğe geçtiği zaman, gerçekten aracı bindiği zaman bir davranış değişikliğine uğruyor. Niye uğruyor? Onu gerçekten çok kibar insanlara araç içine girdiği zaman değişik bir davranış içine giriyor. O da nedir, ne değildir aslında? O da psikolojik bir konu aslında. Araştırmak gerekiyor. O dediğiniz gerçekten bir sorun. Çok kibar insanlar araç kullanırken bir başka bir şeye dönüşebiliyor. Kendini kaybediyor. Çok mesela saygı sorunumuz var. İnsanlar birbirine saygı gösteremiyor. Evet. Evet, o ciddi bir sorun. Ama bütün bunlara rağmen bir denetleme mekanizmasıyla hata yapanları cezalandırmadığınız zaman hata yapmayanları aslında cezalandırmış olursunuz. Ve o insanlar da artık yolda hata yapmadan gitmesini sağlayamazsınız. Kim hata yapıyorsa muhakkak cezasını bir şekilde vermeniz gerekiyor. Adil, etkili denetim olarak buna çıkıyor. Adil, etkili, bir de caydırıcı olarak. Üç tane parametresi var bunun. Adil, etkili, caydırıcı bir denetleme mekanizmasının kurulması gerekiyor. Ben bakıyorum denetlememizde tepkisel bir denetleme yapıyoruz. Bir yerde bir kaza oluyor. İşte orada işte ceza kesiyor, denetli. Bundan ziyade devamlı olarak gözlemlenmeli bu işin. Ama şimdi polislerimize bunu söylediğimiz zaman onların da birçok eksikliklerin olduğunu söylüyorlar, mazeretlerin olduğunu söylüyorlar ama bir insan hayatı bana göre her şeyden daha önemli. Evet. Yani bunun mazereti olmaz. Evet. Hocam isterseniz ulaşım planlamasına girelim. Ulaşım planlamasına girelim. Orada işte Afyon'da neler yapabiliriz bence oraya girelim vakit girmeden. Bu iş nasıl yapılır? Dünyada nasıl yapılıyor bu iş? Bizde nasıl yapılması gerekiyor baktığımız zaman? Buna biz genelde arz talep dengelenmesi ve talebin arzla yani altyapıyla karşılanması bunun dengelenmesi olarak ifade ediyoruz. Burada da ulaşım planlaması dediğimiz bir planlama yapıyoruz biz aslında. Bu planlamaya baktığımız zaman aslında iki tür temelde farklı farklı açıklamak gerekir ama iki tane planlama şeklimiz vardır bizim aslında. Bir tanesi geleneksel ulaşım planlaması dediğimiz. Biz hesap ediyoruz. İşte bugün mevcut durum nedir? Bundan sonraki yıllarımızda ne tür bir talep var? Ulaşım talebi var. Bunu belirliyoruz. Bu talebe bağlı olarak da altyapı kuruyoruz. Yani diyoruz ki bu talebe göre biz şu kadar yol yapmamız gerekiyor. Devamlı olarak altyapı yapıyoruz. Genişletiyoruz. Nüfus artış oranına. Aynen öyle. Evet.
Ama bu öyle bir noktaya geldik ki bütün dünya dedi ki artık bu bizim derdimizi çözmüyor. Burada bir çıkmaza giriyoruz. Biz ne kadar yolu genişletirsek o kadar trafik geliyor. Ne kadar genişletirsek o kadar trafik geliyor. Bu meselemizi çözmüyor. Yani şimdiye kadar yapılan ve 1970'lere kadar yapılan bu yöntemdi aslında. Ondan sonra dediler ki bu derdimize derman olmuyor. Ne yapalım? İşte böyle sürdürülebilir ifadesi çok kullanmaya başladı. Sürdürülebilir bir ulaşım mı yapalım, planlaması yapalım. Yani işte yolumuzu yaptık, işte 5 sene sonra yolumuzu tekrar doldu, tekrar bir yol genişleteceğiz. Ama etrafınızda binalar var, genişletemiyorsunuz. Metro yapsanız bitmiyor, yetmiyor. Yani ne kadar ulaşım altyapısı sağlarsanız o kadar fazla trafik oraya yoğunluyor. Yani bir çıkmaz dairenin içerisine giriyoruz orada, oradan çıkamıyoruz. Onun için diyoruz ki biz sürdürülebilir bir ulaşım planlaması yapalım. Yani ulaşım talebini yönetelim. Ya ben bunu öğrencilere anlatırken genelde diyorum ki boru düşünün, borudan su akıyor. Suyu artırmak istiyorsanız daha fazla suyu, borudaki su basıncını artırırsınız. Fışkırtırsınız böyle, daha fazla su gönderirsiniz. Ama trafikte böyle bir şansınız yok. Daha hızlı gidemezsiniz. Yani şehir içerisinde 50 kilometreden fazla gidemezsiniz. Giderseniz kaza olursa ölümcül hale gelir. Niye? Yeğeler var aralarda çünkü yani. Dolayısıyla hızınızı artıramazsınız. Ya bu ne demek? Kapasiteniz sabit. Kapasiteniz sabit de sabit olmayan bir şey var. Nedir? Her sene araç sayısı, insan sayısı artıyor. Borunuzu genişletemiyorsunuz. Ve bir genişlettiniz daha fazlası olmuyor. Bir yere kadar tıkanıyor. O da ne yapmak gerekiyor? Bu gelen suyun, yani yıllık olarak artış olarak gelen suyun yönetilmesi gerekiyor. Esasında yapmamız gereken bu. Direkt ve indirekt efekt etkilerini dikkate alarak bu talebin yönetilmesi gerekiyor. Yani yapılması gereken aslında bu ulaşım planlamasını sürdürülebilir anlamda, devamlı olarak kullanılabilir anlamda ne yapmak lazım? Kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla burada işte neler ortaya çıkabilir mesela bu planlamada? Kaynaklardaki kısıtlar, yani kaynakların sorusu sınırsız değil netice itibariyle. Ekolojik riskler ortaya çıkabiliyor. Fosil yakıtların bitmesi, yani petrolün tükenmesi gibi şeyler ortaya çıkıyor. Enerjilerin çok yüksek maliyetten olması gerekiyor. İklim değişimi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bunları da dikkate alarak bir ulaşım planlaması, bir ulaşım yönetimi yapmanız lazım. Buna da aslında biz Türkiye'de uzun yıllardır aslında bahsediliyor. Ulaşım ana planı deniyor veya ulaşım master planı deniyor. Bir plan yapılması gerekiyor. Türkiye'deki bazı şehirler mesela bunu yapıyor. Mesela İstanbul'da var. Benim bildiğim kadarıyla 1950'de Kayseri'de var. Ve Kayseri bu işi devam ediyor ve çok başarılı bir şekilde devam eden şehirlerimizden bir tanesi. Niye Afyon'da mesela yapılamıyor veya başka şehirlerde yapılamıyor aslında sorun bu. Planlama yapılamaz mı? Evet yapılabilir. Ama ulaşım planlamasını ve ulaşım master planını şehrin fiziki planından ayrı düşünürseniz hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü ulaşım planı ve ulaşım altyapısı bir planın, bir sonucun neticesi olarak bir altyapı kuruyorsunuz. Ama siz bir ulaşım planı yaptınız, bir yol altyapısı kurdunuz veya ulaşım altyapısı kurdunuz. Ama imar planınızı 15 gün sonra, bir ay sonra, bir sene sonra değiştirirseniz, ki biz bunu çok yapıyoruz, ulaşım planlarınız çöp olur, hiçbir şey yaramaz. Onun için buradaki yapılması gereken şey mesela, Almanlar bunda örnek verilir mesela. Almanların imar plan değişikliği Birinci Dünya Savaşı'nda yapılmıştır. Bir de İkinci Dünya Savaşı'nda savaş olduğu için yapılmıştır. Onun dışında bir imar planı tadilatına, değişikliğine gidilmemiştir. Eğer biz devamlı olarak imar planı, fiziki plan tadilatına gidersek en büyük sorun bana göre budur. Yapacağınız ulaşım planıyla hiçbir yere gidemezsiniz. Sorununuzu çözemezsiniz. Neden? Çünkü yapacağınız plan, planlama, hesaplamalar bir süre sonra işe yaramaz hale gelecektir. Aynı şekilde imar planı gibi ulaşım planında revize etme şansınız olmaz. Evet. Onun için fiziki plana bağlı olarak bir milli plan gibi değiştirilmeyecek şekilde şehrin işte 2030, 2040, 2050 gibi uzun vadelere bakarak Afyon'un nereye gitmek istediği, nasıl bir ekonomik gelişme sağlamak istediğine bağlı olarak ve sosyal gelişmesine bağlı olarak bir projeksiyonla işte bütün paydaşlarımızın, işte üniversitenin, belediyemizin, valiliğimizin, artık kim bu işle ilgiliyse vatandaşlarımızın bu işe girip Afyon'la ilgili bir plan program ortaya konmalı ve bu plana sadık kalınması gerekir. Evet. Eğer bu plana sadık kalınamazsa hiçbir belediye başkanımızın veya bir mülk amirimizin bu konuda bir sonraki yerlerinin yapacağı bir şey yoktur. Bu işin sadık olması gerekiyor. Genel eksenden kaçınmaması gerekiyor. Bence bu yapılmadığı sürece çözüm bana göre imkansızdır. Hocam 1 Nisan'da belediye başkanısınız. Ben mi? Evet. Afyon'da yaşıyorsunuz. Evet. Afyon'u biliyorsunuz, trafik ulaşım sorununu biliyorsunuz. Bir teşhis koyun.
İlk neşteri nereye vurursunuz? Şimdi ilk neşteri nereye vururum? Bence Afyon'un temel sorununa bakmak gerekir. Ben söyleyeyim aslında nereye vuracağımız ortaya çıkacaktır. Afyon her il gibi büyüyor. Çok fazla yani nüfus alan, göçmen alan bir şehir değil ama devamlı büyüyen bir şehir. Üniversitesi büyüyor, işte gelen insanlar büyüyen bir şehir. Ama Afyon neredeyse ilk kurulduğu gibi İş Bankası, vali, belediye binasının işte kalenin etrafındaki eksende bütün ihtiyaçlarını insanların karşılamak zorunda kaldığı bir şehirdir Afyon. Yani bir kasaba gibi yönetilen bir şehirdir Afyon. Yani 228 bin, 225 bin nüfusun mutlaka gelmesi gereken nokta kesinlikle meydan. Meydan. Ve buradaki yapacağınız ulaşım altyapısı da sınırsız, sonsuz değildir. İster park için söyleyeyim aynı şeyi, istiyorsan yol için, ne için söylersen söyleyin. Afyon'un ağırlık merkezinin kaydırmadığınız sürece, ki ben daha önce bir belediye başkanımıza söylemiştim, park Afyon'un yerine Afyon belediye binasını veya valilik binasını koyarsanız eksenimizi kaydırmış oluruz. Hem oraya daha gelişmiş hale gelir, hem de yukarıdaki ağırlık merkezimizin aşağı kayması ve trafiğin de doğal olarak kayması ve rahatlaması anlamına gelecektir. Eğer ağırlık merkeziniz, siklet merkezinizi kaydıramazsanız herkes valiliğe, belediyeye, nüfusa, bankaya, işte uzun çarşıya, herkes oraya gitmek zorundaysa siz otopark sorunu da çözemezsiniz. Oradaki trafik sorununuzu da çözemezsiniz. Yani orada benim anladığım kadarıyla söylemek istediğiniz, yani ekseni kaydıralım. Nasıl kaydıralım? Örneğin doğalgazın olduğu gibi, Aksa doğalgazın şehrin merkezinden gittiği gibi veya işte biliyorsunuz yeni bir PTT baş müdürümüz var. Mehmet, evet. Özdemir Bey yaklaşık 2 yıl oldu. Neredeyse her semte, her mahalleye bir tane PTT şubesi koydu. Vatandaş işte Ziraat Bankası'nın karşısındaki PTT merkezine gelmektense orada işlemini görebiliyor. Ne güzel. Veya işte İl Özel İdare Binası'nın şehrin dışına çıkması, spor kompleksinin şehrin dışına aynen çıkması. Öyle. Ama tabii bu biraz orta vade veya uzun vadede bir şey. Doğru. Ekseni kaydırma. Aynen öyle. Şimdi zaten biz 3 aşamada kısa, orta ve uzun vade olarak bu planlamadan bahsederiz. Kısa vade dediğimiz aslında 5 yıllık bir planlamadır. Bu 5 yıllık planlamadır. Bizim yapacağımız şey aslında mevcut altyapıyla, yeni bir altyapı yatırımı yapmadan mevcut altyapıların iyileştirilmesiyle bu işi çözmeye çalışırız. Yani yapılması gereken bu. Şimdi belediye başkanı olur mu dediniz ya bana, 1 Nisan'da belediye başkanı dediniz ya, ne yapılabilir mesela bence? Ekseni kaydırmak, evet, bir uzun vadeli bir iş, doğru. Yapılacak şey bana göre belki hafif raylı sistem biraz ağır kaçacaktır. Ondan bahsedeceğiz belki maliyet olarak. Ama müzenin oradan, kurtuluştan, işte mezarlığın oradan, işte aşağıdan, mahalle binasının oradan ring yapan lastik tekerlekli bir araç olursa buna parası da yapabilirsiniz. Devamlı ring yapan, insanların kolaylıkla binip inebileceği, aracını yukarıya götürüp yer aramak için bir sürü uğraşacağına veya aracına vereceği park parasını otobüse vererek devamlı dönen, kolay inenip binilebilen, yani işte elinde bebesiyle olan annelerin, yaşlı insanlarımızın, ne bileyim handikaplı dediğim insanların kolay inip binebileceği bir ring bana göre. Yani sizin üniversitenin içerisinde dolaşan bir ringiniz aynen var. Aynen öyle. O sistem gibi değil o mi hocam? O sistemi kurarsanız bence, yani geçici olarak, yani şu anda ekseni kaydırmak uzun vade olduğu düşündüğünüz zaman o bölgedeki bir ring bana göre bunu çözer. Ortada dolmuşlar var. Nasıl geçeceksiniz hocam? Evet, işte orada da toplu taşıma meselesine gelmek gerekiyor. İşte esas da konu aslında. Dedik ya, bir tanesi mevcut altyapının iyileştirilmesi. Ondan sonra ulaşım modlarının entegre edilmesi. Nedir bunlar? İyileştirme dediğimiz şey sadece kavşakların iyileştirilmesi değil. Tabii ki kavşakların mesela dinamik olarak iyileştirilmesi gerekiyor. Statik değil de dinamik bir hareket. Yani oradaki trafiğin durumuna göre ışık fazlarının ayarlanabildiği, kendini otomatik olarak ayarlayabilip sistem kurulabilir. Aynı zamanda da toplu ulaşım araçlarının mevcut durumunu, duraklarını, istasyonlarını değiştirerek veya duruma bağlı olarak tekrar belirleyip yeni bir mekanizma, bir sistem kurmanız gerekiyor. Yani ne dedik? Ağırlıklı olarak insanlar otomobilleriyle bu işi çözmeye çalışırsa çok yüksek oranda nedir? Trafikte çözmeniz mümkün değil. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Modlara dağıtmanız gerekiyor. Nedir birinci mod? Toplu taşıma aracı.
İşte burada otobüs mü dolmuş mu noktasına gelmek gerekiyor. Dolmuş toplu taşıma aracı mıdır hocam? Dolmuş bazı kitaplar bunu toplu taşıma aracı kabul eder. Bazıları da bunu korsan aracı olarak ifade eder. Yani dolmuşu toplu taşıma aracı olarak kabul etmeyen birçok kitap vardır. Dolmuşçular duymasın. Dolmuşçular duymasın. Ama ben söylemiyorum, bir kitap söylüyor diyelim bunu. Evet. Dolayısıyla daha önce de dolmuşçularla falan bizim de içinde olduğumuz konuşmalar oldu zaten. Bu işin çözülmesi gerektiği mesela Kayseri'de. Mesela Isparta'da dolmuş yok mesela. Otobüste bu iş çözülüyor mesela. Bir şekilde bu işin bana göre oturulup konuşulup çözülmesi gerekiyor. Artık Afyon'un yani Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bir şehrin dolmuş meselesini çözmesi gerekiyor. Nasıl yapar bilmiyorum ama bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. İşte Eskişehir'de aynı şekilde çözüldü, Kayseri'de çözüldü, Konya'da çözüldü. Toplu ulaşımların insanların kolaylıkla binebileceği, rahat ulaşım sağlayabileceği çok daha rahat otobüsler şu anda zaten mevcut. Bu şekilde bir yapının kurulması gerekiyor. Bu nasıl olur? Ortak bir yapı mı kurulur, başka bir şey mi kurulur? Artık bu oturup konuşulması gereken bir şey ama dolmuş meselesi Afyon'un bana göre çözmesi gerekiyor. Şehir olması için, büyük şehir olması için bana göre ulaşım açısından olmazsa olmazı. Çünkü trafikte inanılmaz bir dolmuş var. Nedir bunlar? Köylerden gelen dolmuşlarımız var servis açısından. Onlar trafikte geziniyorlar. Nerede durdukları bellidir. Dolmuşlarımız zaten bizim servis dolmuşları, servis dolmuşları var. Evet. Normal dolmuşlarımız var. Trafikte inanılmaz bir yoğunluk oluşturuyor. Ve bu insanlarımız da şimdi konuştuğumuz zaman bizim duraklar işgal ediyorlar, ediyorlardı muhtemelen. Ve duraklarına girmeden gelişik üzere yerde durdurdukları için trafik gerçekten akmasına çok ciddi bir engel teşkil ediyorlar. Bunun çözülmesi gerekiyor. Toplu taşım meselesinin aslında. Bir diğer konu da aslında işte bu kısa vadede neler yapabilir noktasında bisiklet ve yayalaştırmadır aslında. Ki dünya buraya geldi. Şu mesela bildiğim kadarıyla geçen sene İngiliz parlamentosu bir karar aldı. 750 milyon pound bisiklet yolları için, bisiklet yollarının diğer ulaşım araçları entegresi için bir para kaynak ayırdı 5 yıl içerisinde. Toplamda da 20 milyon poundluk bir kaynak aktardılar. Bisikletleştirmeye doğru gidiyorlar. Yani yayalaştırmaya doğru. Bisikletin ki ben ilk yurt dışından geldiğim zaman 2001'de yanlış hatırlamıyorsam Abdullah Bey'e bir bisiklet projesi götürmüştüm. Ondan sonra Barut Bey'e götürmüştüm. Burhanettin Bey'e götürdüm mü götürmedim emin değil. Dikkat almayınca kimse götürmedim. Dedim ki bisiklet yolu yapalım. Özellikle maliyeden daha önceki bizim işte Şuhut'taki binada, üniversiteye evet. Kadar. O zaman yol da yapılmamıştı. Çift şerit değildi. Yeni yol yapılacak dedim. Buraya bisiklet bir yol yapalım. Renkli bir asfalt kuralım buraya ve bunun bir kod farkı oluşturalım ki diğer araçlar oraya girmesin. Yani güvenlik açısından. Buradan bir yol yapalım. Hem üniversitedeki öğrencilerimiz hem de hafta sonları hafta içerisinde insanlarımız hem sosyal amaçlı hem spor amaçlı burayı kullansınlar. Afyon'un geometrik olarak da topografi olarak çok uygun olduğu için bunu yapmamız gerektiğini çok söyledim ama maalesef derdimi anlatamadım. Evet. Hocam ana arterlerde park olur mu? Olmaz. Bizde neden var? Güzel soru. Ana arterlerinizde park olmaz. Ana arterleriniz şehrin ana kan damarları gibidir. Akışını devamlı hızlı bir şekilde sağlamanız gerekir. Ana arterlerinizde park yaptığınız zaman park etmeye çalışan, parktan çıkmaya çalışan insanlar ana arterlerinizde şişe boyunu meydana getirir. Şişe boyunu nedir? Bizim en istemediğimiz şeydir. Akan trafiği engelleyen bir sistemdir. Nedir bu? İki şerit yol akıyor. Şeridin bir tanesini kapattınız. Önüne bir şey koydunuz, park yaptınız. Durdu orada ne olacaktır? Diğer akan şeridin önüne kıracaktır yola girmek için. Bütün şeridinizi kapatacaksınız. Yani ana arterlerinizde asla otopark yanarını yaptırmamanız gerekir. Hafif raylı sistem. Ben evet. Hızlı hızlı size sormak durumunda kalıyorum. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz tamam, hocam. Tamam. Kısa kısa bu konuda da cevap alayım. Tamam. Hafif raylı sisteme geldiğimiz zaman, hafif raylı sistem güzel bir aslında baktığınız zaman hoş bir ulaşım türü. Kulağa da hoş geliyor. Kulağa da hoş geliyor, göze hoş geliyor. Bütün illerimiz bunu kullanmak istiyor, yapmak istiyor haklı olarak. Hiçbir şey demiyoruz burada. Belediye başkanlarımız yapmak istiyorlar. Orada bir sıkıntı yok. Yalnız burada bakılması gereken şey bu işin feasible olup olmadığı. Yani maliyetinin ne olacağı, bize getirisinin ne olacağına bakmak gerekir. Nedir bu mesele? Elinde mesela 9. Kalkınma Planı 449. maddesi diye bir madde var. Kalkınma Bakanlığı'nın bir maddesi. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı bakıyor buna. Diyor ki mesela burada raylı sistem projeleri alternatif toplu taşım sistemlerinin yetersiz kaldığı sistemin işletmeye açılması öngörülen yıl için
önemli. Duruk saat yani pik saatte yolculuk talebinin tek yönde asgari 15 bin yolcusu olması gerekirdir. Hafif raylı sistem kurman için. Metrodan bahsetmiyorum. Şimdi Afyon'da 15 bin yolcu tek yönde, 15 bin yolcu sağlamaz mümkün olabilir mi hiçbir yerde? Mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Ulaştırma Bakanı da diyor ki, bir saatte 35 bin yolcu taşımanız gerekiyor. Aslında aynı şeyi söylüyor. Birisi tek yön diyor, birisi çift yön diyor aslında. Yani bir saatte 30 bin yolcu taşıyabileceğiniz bir ağınız varsa, bir yeriniz varsa evet buyurun yapın. Eğer mesela planlamaya baktığınızda 7-8 binle bunu yaparsanız diyor ki bazı şehirlerimiz bunu yaptı. Yani 7-8 bin yolcuyla yaparsanız diyor. Bunun kendisini amorti etmesi yani 15 bine gelmesi için tam 20 sene geçer diyor. Yani yapılması gereken yıl yaklaşık 20 sene aradan geçer. Eskişehir bunun sıkıntısını yaşıyor. Eskişehir bunun sıkıntısını yaşıyor. Antalya sıkıntısını yaşıyor. Antep sıkıntısını yaşıyor. Dolayısıyla bu iş Afyon için şu anda çok erken. Yani yapıldığı zaman kamu imkanlarının, kamu parasının doğru bir şekilde kullanılmayacağı anlamına gelir. Ama devlet bazen bunu yapıyor mu? Evet yapıyor. Ama biz bir inşaat mühendisi olarak bu işin feasible olup olmadığını biz söyleriz. Yapmak, karar vermek tabii bizim kararımız değildir. Evet. Bazı bölgelerin trafiğe kapatılması gerekir mi? Araç trafiğine kapatılması evet, gerekir mi? Evet, araç trafiğine kapatılması gereken yani bir de dedim ki bisikletleştirme dedim mesela. Şu anda bir de yayalaştırma vardır aslında. Yani nasıl iyileştiririz dedik ya. Bir toplu taşımdan bahsettik. Mevcut işte kavşaklarımızı iyileştirmesinden bahsettik. Bisiklet entegrasyonu bir de yayalaştırma. Bir tanesi yayalaştırma. Bir tanesi yayaların kullanabileceği kaldırımların gerçekten kullanılabilecek şekilde yapılması. İşte otopark yapılmaması. Veya insanların kolaylıkla inip çıkabileceği elindeki bebesiyle insanların ya altyapısının çok düzgün olması gerekiyor. Bir diğeri de bazı bölgelerin tamamen araç trafiğine kapatılıp yayalaştırması gerekir. Diyeceksiniz neresi böyle olabilir? Bana göre uzun çarşıyı böyle yapabilirsiniz. Veya yeşil yol eksenini başka bir kenara kaydırıp o trafiği otoparkları kenardan çekip yeşil yolu o bölgeyi Afyon'daki insanların işte kafelerin olduğu insanların rahatlıkla oturabileceği trafiğe kapalı bir alanı çevirebilirsiniz. Oradan yukarıya doğru, Yeşil Camii'nde oradan yukarıya doğru o eksende trafiğe kapalı alan oluşturabilirseniz bana göre ama bunu yaparken bisiklet ve yaya kullanımını, yayaların kullanabileceği, teşvik edeceksiniz. Bir yapıyı meydana getirmeniz gerekiyor. Evet, kapatılması gerekir tabii ki. Evet, otopark sorunu. Evet, otopark soruna geldiğimiz zaman aslında otopark da gerçekten çok ciddi bir sorun. Mevcut otoparkınız var. Otoparka baktığımız zaman örneğin de insanlar evin önüne kullanıyor, yol kenarlarını kullanıyor, yol kenar parklara baktığımız zaman veya işte otoparkla ilgili olarak binalar yapılıyor, altyapı binaları yapılıyor ama kapasiteniz sınırsız değil. Ama dediğim gibi devamlı olarak trafik ne yapıyor? Geliyor. Bunu da yönetmeniz gerekiyor. Şimdi yukarıda örneğin uzun çarşı kısmında ücretlendirildi mesela. Evet bu bir yöntemdir, ücretlendirme. Yani otopark yönetimiyle ilgili olarak bir yöntemdir, bir yoldur, yapılabilir. Ama şu anda ücretli olduğu halde otopark bulamıyorsunuz. Bulabiliyor musun? Maalesef. Bulamıyorsunuz. İkinci sıraya park ediyorsunuz. İkinci sıraya park ediyorsunuz ve iş yıkılmaz hale geldi. O zaman demek ki bu da bir süre sonra işe yaramaz hale geliyor. Onun için otopark meselesinde çözmek için yine başta döneceğiz. Şehrin eksenini kaydırmanız gerekiyor. Şehrin eksenini kaydırmazsanız otopark problemini de çözemezsiniz. Gerçekten işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Mesela bir örnek vereyim mesela. Bazı ülkeler çok radikal kararlar alıyor burada mesela. Hollanda'daki bazı şehirler diyor ki pergelini koyuyor şehir merkezine. 12 kilometrelik bir yay çiziyor. 12 kilometre içerisinde oturmayan insanlara ben diyor otopark izni vermem diyor. Permit diye bir şey veriyorlar. İzni vermem diyor. Ne yapacağız? Bisikletle gideceksin diyor. Ama bisiklet yollarını gerçekten bisikletlerin kullanabileceği, diğer araçlara entegre edebileceği, kolay otobüse binebileceği, park edip binebileceği veya otobüsün arkasında bisikletlerin konabileceği, yani bisikletleri de toplu taşıma araçlarına entegre etmiş bir yapınız var. Diyor ki ancak 12 kilometrenin dışındaysa oturuyorsan diye arabanla gelebilirsin ben sana park izni verdim diyor. Bu da radikal kararlar bir tanesi. Demek istediğim sadece bizim sorunumuz değil otopark meselesi. Ama bu halimizle eksen kaymadığı sürece bizim otopark sorunu gerçekten sorun yaşıyor. Yani orada işte katlı otopark yapın. İnsanlar çok kısa süreli geldiği için oraya girmek istemeyeceklerdi. Muhtemelen Burhanettin Bey şikayet ediyordu. Yaptık kimse girmiyor diyordu. Evet. Kimse girmiyorsa. Evet. Hatta yarım saat 45 dakika ücretsiz yaptılar. Ücretsiz oldu yine kimse girmiyor diyordu. Demek ki o zaman fonksiyonel değilse girmiyorsa insanlar o da sizin derdinize derman olmuyor. Ben yaptım girmiyor bana ne diyecek haliniz yok. Bu çözmemiz gerekiyor.
Dolayısıyla bu haliyle mevcut altyapımızda, imkanlarımızda yani otopark için ayırdığımız alanlarla daha fazla otopark imkanı bulmamız mümkün değil. Yine tekrar başa döndük. Eksenimizin kaydırılması, rahatlatması veya yine otopark sorunu çözmek için de dediğim gibi ring servisinin yapılması kısa dönemde bana göre çözüm olacaktır. Evet. Hocam maalesef programımızın sonuna geldik. Pek çok şeyi konuşamadık. Pek çok şeyi size soramadım. En yakın zamanda tekrar bir program yaparak inşallah sizi tekrar ikna ederim. Sizi bir hayli zor ikna ettim. Zamanlama ve seçim arifesinde aslında tehlikeli bir program yaptık. Evet. Bu arada ben gerçekten hiçbir siyasi arkadaşımızı, kardeşimizi ve aday olanların hiçbirisini yermek, övmek diye bir derdimiz asla yok. Kimse böyle bir şey eğer bilmeden yaptıysak özür dileriz. Öyle bir şey talebimiz, yani derdimiz olmaz. Bu şehrin daha yaşanılabilir bir şehir olursa biz de yaşıyoruz, biz de faydalanacağız. Yaşanılamaz olursa biz de yine faydalanacağız. Dolayısıyla bu şehrin yaşanılabilir bir şehir olmasına biz de bir katkı yapabilirsek ne mutlu bize. Ama onu dediğim gibi bütün arkadaşlarımız Afyon'un daha iyi bir şehir olması için çaba gayret sarf ediyor. Herkesin belli imkanları ölçüsünde. Dolayısıyla aday olan bütün arkadaşlarımıza da biz başarılar diliyoruz. Evet. Hangisi başkan olursa başımız üstünde yeri vardır. Hepsini başarılar diliyoruz. Evet. Aslında biz yeni başlamıştık gazete Afyon için ama evet, bu kadar evet. Yeter. Afyon'a biraz kısa değinebildik. İnşallah bir program daha i̇nşallah, yapalım hocam. İnşallah. Bu konuya değinelim. Tabii siz bu çalışmaları yaparken özellikle basın ve televizyon dizileri konusunda da eğitici bir takım şeyler yaptınız. Evet. Bununla ilgili yönetmen arkadaşım hazırlayabilirse 80'li yıllar diye bir TRT'de oynayan bir evet. dizimiz var. Buralarda eğitim amaçlı kullandınız. Bunu biz aslında bu işte tabii güvenliğiyle ilgili proje yaparken biz dizilere de gittik. Çünkü şunu gördük biz. Çocuklarımızın dizilerden etkilendiğini gördük. Mesela İşte bazı dizilerden oturuşları bile bazı dizi karakterlerine bağlı olarak oturmaları bile ona değişiyor. Dolayısıyla ki oradan verebilirsek o şeyi çocuklarımıza de dizi yönetmenlerine gittik. Bu çıkan şeyler de o projenin sonucu olarak yönetmenlerin bizim sağ olsun kırmadılar bizi. Emniyet Genel bizim arkadaşlarla gitmiştik. Bu yönetmenler de bu emniyet kemerini destekleme adına çocuklarımıza, gençlerimize yapılan çalışmalar projenin aslında bir parçası olarak yapıldı. Evet. Sağ olsunlar hepsi yaptı. Orada bir şey var aslında size anlatmıştım daha önce. Bu Kanun Sultan Süleyman'ın bir şeyi vardı, dizisi vardı hatırlarsanız. O zaman demişti ki yönetmen, hocam biz Kanun Sultan Süleyman'a bile kemer taktırırız demişti. Evet, izninizle ben programı kapatayım ve 80'li yılların dizisindeki fragmanla veda etmiş olalım. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar efendim. Hayret. Emniyet kemeri de var. Bu ne be? Benim arabada var mı ondan? Yoktur be. Ya yok yok var var. Ya da yok yok. Bilemedim vallahi var mı yok mu hiç bilemedim. Şimdi Sami abi senin arabada yoktur ondan. Yani hani senin arabaya bak bir de benim arabaya bak. Yani hani arada bir şeyler olsun değil mi? O kadar para verdik biz de en azından. Bulunsun kemer olsun. Bulunsun diye değil. Takılsın diye koymuş adamlar. Yani evet doğru. Evet. Nasıl takılıyor bu? Şimdi Çağatay'cığım şu uzun olan var ya. Bu uzun olanı belden şu kısa tarafa takıyorsun. Belden takıyorsun. Ama benim çok fazla takmaya ihtiyacım yok. Çünkü ben sağlam bir şoförüm. Gün gelecek. Bunu takmak zorunlu olacak. Çünkü bu kemer kazalarda hayat kurtarır. Ne kazası Basri abi? Bana her şeyi de ama butik Ali kaza yapar deme Basri abi. Kimse kaza yapacağım diye yola çıkmaz ki. En akıllımız, en iyi araba kullanımız bile her an kaza yapabilir. Kaza yaptığında, arabanla bir yere vurduğunda camdan fırlamak istemiyorsan onu takacaksın. Belden değil, buradan takacaksın. Ama doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yani ilan edersen ben balıkçıya girdim. Annem bir koydu şeye, cama, öpçü dedenek. Vallahi çok korktum. Demek ki ıcık hızlı girse kadıncağız camdan palamutların arasında dalacak. Ama Allah muhafaza. Usta sen de taktır o zaman emniyet kemeri.
Ağlıdır o be. Emin ol ki senin hayatından daha ucuzdur.